Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Selamlar. Divari bon ip. 270 gramlık bunlar. Bundan aşağı yukarı 3 bobin yeterli olacaktır. Şimdi ben şöyle bir tabanım var elimde. Bakın bu tabanımla, yani dikdörtgen bir taban bu. 62 tane burada oyuk var. Bakın 3,5 milimetrelik tığım var. Bununla işleyeceğim. Şimdi bakın buradan başlıyorum tabanımı yapmaya. Şuradan bakın ipi hemen arkadan şöyle kilitliyorum. Bir tane ilmek. Şimdi arkadaşlar bu tek tek işlersek kasılma yapacaktır. O yüzden 2-1-2 olarak gideceğim ben. Şuraya 2, yanına bir tane. Hemen yanına 2 tane. 3,5 milimetrelik tığ ile yaparsanız sizin için daha kolay olur. Kalın olan bir tığ girmeyecektir oyukların içerisine. Bakın şöyle. Şöyle bir, şöyle iki. Bu köşe kısma geldiğinizde köşe kısmı her zaman iki kez batın arkadaşlar. Dönüşte kasılma yapmaması için köşelere. Onun haricinde hemen yanına bir tane, onun yanına iki tane. Böyle işleyerek, diğer başa kadar böyle işleyerek gidiyorum ben. 2-1, 2-1 böyle gideceğim. Şuradan, arkadan bakın. Şöyle alıp üst kısma çıkıyor. Bir tane zincir çektikten sonra gene bakın şu arka ilmeklerden alarak ilerleyeceğim bu şekilde. Yalnız ben bununla değil de bu 3,5 milimetrelik tığdan ben bakın şöyle 4,5 milimetrelik tığa geçtim. Bir zincir çektim. Şimdi bu arka ilmeklerden alarak ben çantamın üst kısmına herhangi bir artırma eksiltme bir şey yapmadan ilerliyorum. Tek tek bakın böyle şu arka ilmeklerden gördüğünüz bunlardan, yani başak gibi olan bu ilmeklerin şu arka kısımlarından alarak teker teker sık iğne yaparak ilerleyeceğim ta ki bu başa kadar. Şimdi buraya geldikten sonra şu yan tarafa hemen kaydırdım. Bakın şuraya iki tane zincir çekiyorum. Ve trabzan yaparak gideceğim. Hep ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu kısmı sadece ikili trabzan yaparak gideceğiz. Bakın böyle. Şöyle model kısmında da geldim, trabzanımı bitirdim. Şuraya bir kaydırma yapıyorum bakın bu şekilde. Böyle bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Doladım yine aynı noktaya. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bir daha doluyorum hemen yanına. Şöyle 1, 2, 3 zincirle birlikte. Şu dördüncüyü ikili trabzanım ve beşinciyi yaptım. Bakın böyle 5 tane ikili trabzan yaptım. Şu arada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 şu dördüncüye. Bakın böyle ikili trabzan hemen yanına bir daha aynı noktaya batıyoruz. Hep aynı yere ikili trabzanımı yaptım. Bir daha batıyorum aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Zincir araya 2 zincir çekiyorum. Şöyle doladım. Gene aynı noktaya, gene aynı yere yani 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum bakın böyle. Sonrasında bakın buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doluyorum 1, 2, 3, 4.'üye. İkili trabzan yapıyorum 5 tane. Bir daha doluyorum. Buraya da 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 4, şöyle 5. Arada bakın 1,
2 ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirden sonra doladım. 1, 2, 3, şu dördüncüye, yani aynı şeklimizi uygulayarak gideceğim. İkili trabzan yapıyorum. Gene aynı yere, aynı ilmeğin içerisine, bakın böyle battım. Şöyle 2. Gene aynı ilmeğin içerisine şöyle batıyorum 3. kez. Bakın böyle. Arada şöyle 1 ve 2 zincir şöyle doladım. Gene aynı yere batıyorum. 3 kez daha buraya ikili trabzan yapacağım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Gene aynı yere bakın 1, 2 ve 3. Şuraya 1, 2, 3. Şu dördüncüye gene batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Ya yani bu sırayı bu şekilde ilerleyerek gideceğim. Yani 5 tane burada ikili trabzan, araya bakın 3 zincir. Ondan sonra 1, 2, 3, 4.'ye battıktan sonra buraya da 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 ikili trabzan. Bu şekilde böyle yaparak bakın bu sırayı böyle gidiyorum. Şimdi bakın bu uca geldim. Bu uca geldiğim zaman da model tam denk geldi gördüğünüz gibi. Yani şurasının toplamda 94 tane olması lazım. Şu yaptığımız artırma ile birlikte şu dip kısmının 94 tane ilmek olması lazım. O yüzden de bakın model çok rahat denk geldi. Bunu yaptıktan sonra hemen şuraya 1-2 tane zincir çekiyorum. Burası çok yakın birbirine gördüğünüz gibi şu mesafe. O yüzden 2 zincir çektim. Hemen şuraya gene kaydırma yaptım. Bakın böyle 1-2 zincir. Sonrasında doladım. Gene aynı ilmeğin içerisine şu bu şekilde batıyorum. 2 doluyorum 3. kez. Doladım. Bu 4. kez. Ve son 5. kez de battıktan sonra böyle aynı bu alttaki şeklimizi burada da uygulayacağım arkadaşlar. Şu araya bakın 3 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Gene bakın bu tam ortadaki ilmeğin arasına, oyuğun arasına batıp burada da ikili trabzan yapıyorum. Gene 3 tane. Arada muhakkak 3'er zincir çekmeyi gene unutmayın. 3 tane bakın böyle. Araya 2 tane zincir çektim. Gene doladım. Gene aynı yere 3 tane. Altta uyguladığım şekli şimdi üstte uyguluyorum. Yani bu iki sırayı aynı şekilde gideceğiz. Sonrasında bakın 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Gene doladım. Doladıktan sonra hemen şu karşı yandaki trabzana batıyorum. Buraya da 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Gene aynı. Şöyle 5. Yani bakın altta uyguladığım neyse üstte de aynı. Şimdi buradayım, bağlantı yerine hemen şuraya yapıyorum. Kaydırma yapıyorum. Buraya 2 zincir çekiyorum. Doladım aynı yere. Buraya batıyorum. Burayı gene ikili trabzan yapıyorum. Bakın böyle 2. Şöyle 3. 4 zincirde çektiğimiz için şu başta 5 trabzanımız gibi oldu. Şimdi burada bakın şöyle bir şey yapacağım. Buraya 9 tane 2 3 4 artık modelimizin ana şeklini geçiyorum. 9 tane zinciri çektim burada. Bakın şurada altta yapmış olduğumuz bu 3 tane trabzanın arasına 2 zincir çekmiştik. Oraya bakın böyle battım. İçinden geçirdim tığımı ve buraya bir tane sık iğne yapıp bunu kapatmış oldum bu şekilde. Şimdi buraya tığıma doluyorum. Tekli trabzan diyorlar. Tekli trabzan yapacağız. Bu şekilde yalancı trabzan diyorlar. Tekli trabzan diyorlar bunun ismine.
Bunu yapıyorum ben buraya. 9 tane yeterli. 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Çok güzel bir model. Şekli VV'ye giden, şık da duruyor. Gösterişli çantalarda da güzel duracağını düşündüğüm için özellikle yapmak istedim. Şöyle 6 mı oldu? 2, 4, 6, 7, 8. Şöyle 9. Bir tane daha yapalım. 10 yapalım. Buraya 10 tane yapalım. Şöyle döndürdüm bakın. Buraya 10 tane çektiğim zincirin üzerine yalanca trabzan yaptım. Şimdi tığıma doladım. Tam bu orta kısma. Bu şekilde yine ikili trabzan yapıyoruz. Aslında modelin devamını yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Sadece 9 tane zincir çekip üzerine yaptığımız trabzan. Bakın gene arada 2 zincir çekiyorum. Ve o değiştiriyor yani modelimizi. Bu yaptığımız 9 zincirin üzerine yaptığımız yalancı trabzan sadece. 2, 3. 3 tane de buraya ikili trabzanımı yaptım. Yine buraya 9 zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimden sonra bakın o batmış olduğumuz yer vardı ya, oraya ikinci kez batıyoruz. Bu şekilde. İkinci kez batıp V şeklimizi şimdi oluşturacağız. Bakın. Şimdi buraya yalancı trabzan yapacağız. Yani tekli trabzan. Bu zincirin üzerine bu sefer bakın böyle böyle pardon. Bakın bu şekilde tığıma doluyorum. 2 3 10 tane. 10 kez böyle batarak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, şöyle sekiz, şu dokuz ve onuncu. Ve döndürdüm. Bakın şeklimiz hemen burada oluştu gördüğünüz gibi. Bu şeklimiz oluştu. Zaten bakın bunun geliş şekli bu tarafa doğru geliyor. Bu da burada. Şimdi yine tığıma doluyorum. Hiçbir şey yapmadan şu karşı kısma atladım. O 5 tane yapmış olduğumuz trabzanla bir 5 tane daha trabzan yapacağız. İkili trabzan yapacağız. Evet, zincir falan hiçbir şey çekmiyorsunuz. Şu şekilden sonra buraya oluşturdum. Burada yine 9 tane bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincirimi çekiyorum. Gene aynı bakın. Tam bu 3 tane 3 ikili trabzanın olduğu bu orta kısma çevirdim. Hemen battım. Ve bunun üzerine yalancı trabzanla dolduruyorum. Buraya 10 tane yalancı trabzan yapıyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9 ve son 10'uncuyu da yaptıktan sonra bakın çevirdim. Tam şu orta kısma gene 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada da 2 zincir çekiyorum. Umarım anlamışsınızdır. Kolay yani gidişi. Modelin yapılışı çok güzel ve çok kolay. Basit ama görüntüsü muhteşem. Şimdi araya 2 tane bakın böyle gene zincirimi çektim. Doluyorum ve aynı yere batıyorum. Şimdi buraya gene ikili trabzan yapıyorum 3 tane. Şöyle 2 ve 3'üncüyü battım. Herhangi bir şey yapmadan gene aynı yere batacağım ama buraya 9 tane daha zincir çekiyorum. 4 5 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincirden sonra
alttaki aynı yere sık iğnemi yaptım ve buraya gene yalancı trabzan. Böyle modelimiz böyle arkadaşlar, bu şekilde gideceğiz. O ikinci sıramızı, üst sıramızı da göstereyim. Bakın böyle yaparak gene aynı 9 zincir ve buraya batacağım. Şuraya batacağız 9 zincirden sonra. Bu şekilde bakın örerek modelimi oluşturdum. Şimdi bunun üzerine modelimizin ikinci kısmının nasıl yapılacağını da göstereceğim size. Şimdi ben buraya kadar geldim, uç noktaya. Şuraya hemen tutturuyorum, kaydırmamı yapıyorum. Buraya yine 2 zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sıramızda da yine bakın buraya 2, yine ikili trabzanımı 5 tane zincirle birlikte yapıyorum. Şöyle bitirdim burayı. Bundan sonrasında bakın gene 9 tane zincirimi çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Ben buraya 9 tane zincirimi gene çektim. Sonrasında bakın altta görmüş olduğunuz şu şeklimizin, bu sefer bunun içerisine tutturdum. Bu şekilde. Şimdi buraya, bu şeklimizin olduğu yere gene yalancı trabzanımızı yapıyorum. 9 tane, 10 tane, 9 tane istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yalancı trabzanımı yapıyorum. 2, 4, 5, şöyle 6. On tane yalancı trabzanımı yaptım. Bakın döndüm. Gene aynı işlemi. İkili trabzanımı yapıyorum. 3 tane. Bakın böyle. 2. Şöyle 3. Araya gene 1 ve 2 zincir. Doladım. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya. Şöyle 2. Doladım. Üçüncü. Aynı şeklimi burada oluşturacağım. Bakın. Ne yapıyorum gene? Zincirimi çekiyorum. 9 tane. Dokuz zincirimi çektim. Bakın. Şimdi gene aynı tam bu noktaya tutturuyorum. Döndüm. Bu sefer buraya yalancı trabzanımı gene yapacağım. Bakın şeklimiz bu şekilde. Böyle yaparak gideceğim. Gene tığıma doladım. Şurada görmüş olduğunuz 5 tane trabzanımız vardı. O 5 tane trabzanımızın şöyle 2 2 ikili trabzan yapıyorum gene. Buraya gene 5 tane trabzan da gelecek. 5 tane trabzanımızı da buraya yapıyorum. Aynı şeklimi uygulayarak çantamı belirli bir boyuta bu şekilde yaparak getireceğim. Bakın. Çantamızın modeli oluşmaya başladı. Kendini göstermeye başladı. Gene böyle 9 tane zincirimi çekiyorum. Dokuz tane zincirden sonra şurada görmüş olduğunuz şu arada, yani bir üste geldiğimizde de bu araya batacağız, şuraya. Böyle böyle yaparak umarım anlamışsınızdır. Kolay bir model, güzel bir model, zevkli bir model. Böyle örerek gideceğim.
Arkadaşlar bakın çantamı ben bitirdim. Şu kupu. Bunu da ben Pendik'ten alıyorum. Mona Yün evinden bu çanta aksesuarlarını falan oradan alıyorum. Bakın ne kadar şık ve güzel bir çanta oldu. Şimdi ne kadar ördüm ben bunu? Bu gördüğünüz şu modelden 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın gördüğünüz o modelden 12 sıra gittim. Bu şu büyüklük benim için yeterli. Şimdi aşağı yukarı bakın tam 40, 40 santime denk geldi. Şöyle 27 santim yaptım. Bakın şu kulplarım, deri kulplarım. Ben bunlardan kullanacağım bu şekilde. Çok güzel olacak. Ben bunu dikeceğim. Bakın burada kulpların dikmek için şöyle yerleri var. Şimdi ben bunu yaparken de bakın bitirdikten sonra şöyle bir 2-3 sırada sık iğne gittim üst kısma. Bunun içerisine astar yapabilirsiniz çok rahat. Benim astar videom da var. Astarı da yaparken çantanın içini doldurun arkadaşlar. Yatık vaziyette çantayı yatırdıktan sonra astarı ikiye katlayın. Tam şu hizadan ve şu iki yanlardan ölçerek kesip ondan sonra da makinede diken varsa makinede, elde diken varsa ki çok sağlam dikilmesi lazım. O yüzden de terziler de bunu yapıyor. Uygun fiyata da yapıyorlar yani 25, 30, 35 o civarda falan yapabiliyorlar. Uygun bir terziye de götürüp diktirebilirsiniz. Görüyorsunuz çok şık oldu. Şimdi ben şu kulplarını da takayım. Ondan sonra size son halini göstereceğim. Bakın şöyle çantamın kulplarını da diktim. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık oldu. Bakın çok da kullanışlı, kocaman bir çanta oldu. Bakın şu çıtçıtlar var. İsterseniz bunlardan şöyle sağ sol iki kısma bu şekilde. Bunların deri olanları da var. Kenarları deri olanları da var. Onlardan da kullanılabilir. Ben bunları daha çok seviyorum. Örgü çantalarda daha sağlıklı. O yüzden de bunları kullanacağım. İsteyen tabii fermuar yapmak isterseniz fermuar videom var zaten. Klaç çantalarda fermuar yapımını da çekmiştim ben. İsterseniz fermuar da yapabilirsiniz. Ama ben genelde sağ ve sol şöyle iki tane taktığım zaman çok da sağlıklı kullanabiliyorum. Gayet büyük, geniş kulplarımız, deri kulplarını da diktim. Çok güzel oldu. Çok şık oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere başka bir çanta yapımında. Instagram adresim de sehzhatmedörgüçantalar. Facebook adresim de öyle. Ayrıca bunun yanı sıra abone olmayı da unutmayın. Çok güzel, çok şık çantalar yapacağız beraber. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.